Sevgili koçtaşlarım, sevgili boğa burçları, sevgili koç ve boğa burcu dostlarım, 10 Mayıs 16 Mayıs tarihleri arasındaki Laro tarot bakımınızı gerçekleştireceğim biraz sonra. Bakalım bu hafta boyunca sizleri neler bekliyor? İş konuları, bereket, bolluk, yuva durumları, aşk durumları ne halde? Bakalım irdeleyeceğiz tek tek. Koç burcu dostlarımdan, koçtaşlarımdan başlamak istiyorum. 10 Mayıs, 16 Mayıs sevgili koçtaşlarım, haydi bakalım sizlere neler vaat ediyor. Vallahi fırlayanı alıyorum. Büyük bir aşk başlıyor. Beraberlik, nişan, beraberliğin taçlanması söz konusu. Valla fırlayanı aldım. Ben torpil morpil geçmiyorum kimseye. Koçtaşlarım diye torpil geçmiyorum. Aşk var. Ufukta aşk gözüktü. Evet, gelelim diğerlerini çekmeye. Şimdi koçtaşlarım, dediğim gibi aşk gözüktü ufukta, aşk var ve gerçekten gül gibi, mis gibi kokan bir aşk sizi bekliyor sevgili koçtaşım. Kesinlikle ve kesinlikle aşkta yüzünüzün güleceği bir dönem. Ne olur, nasıl olur bilemem ama oluyor işte. Yani mutlaka genç kardeşlerime aşkta yüzlerinin güleceği bir döngü başlamış. Şimdi bazı hamleleriniz yerini bulacak ve kesinlikle bir şeyler için yeniden başlama fırsatı buluyorsunuz. Yön bulmakta zorlandığınız bir konu ile ilgili işin sonu gelmiş, yüzüp kuyruğuna geldiğiniz bir konu kesinlikle sizin yüzünüzü güldürecek. İç içe geçmiş olaylar var sevgili arkadaşlarım. Hem iç dünyanızda hem de dış dünyada türlü fırtına ve badireleri atlatacağınızı görüyorum. Burada Kuzey Ay düğümünün şeklini görüyor musunuz sevgili dostlarım? Bakınız, burası Kuzey Ay düğümü. Sizi destekleyen bir gökyüzü var sevgili arkadaşlarım. Her konuda destek veriyor. Özellikle Balık burcuna yerleşecek olan Jüpiter size diyor ki iç dünyanda huzur ve düşüncelerini değiştirdiğinde hayatını değiştirme fırsatı vereceğim diyor. Üç önemli konuda şüphelerin var. Üç önemli konuda sıkıntıların var. Jüpiter'in Balık burcuna geçişiyle beraber her türlü yüzünün güleceği, gönlünün ferahlayacağı bir döneme adım atacaksın sevgili dostlarım. Sevgili koçtaşlarım, güneş senin için bir kez daha doğacak. İçindeki özgürlüğü açığa çıkartma fırsatı bulacaksın. Yaşam döngüsü sana dört dörtlük bir beraberlik verirken geçmişi geride bırakmanı öneriyor sevgili arkadaşlarım. Kesinlikle geçmişi geride bırakacaksın. Geçmişi geride bırakıyorsun sevgili dostum. Bakınız, daha önce senin iç dünyandaki patlamalara sebep olan negatif enerji, Satürnyen durum yok olmuş gidiyor sevgili arkadaşım. Yapılan bir büyü, bir negatif enerji veya nazar enerjisi. Bakın, görüyor musun? Nazar enerjisi, negatif enerji ve dedikodular. Özellikle erkek egemen, erkek baskın toplumda senin göz hapsine alınman, senin sıkıntılı süreçlere doğru gitmen bazı insanları sevindirmiş. Sıkıntından ve üzüntünden, bazı kere yapılan negatif enerjiden dolayı etrafta böyle senin dedikodularını çok üretenler olmuş. Fakat hepsini utandıracaksın sevgili koçtaşım. Şurada mor laleyi görüyor musun? O seni ileri hamlelere taşıyacak. Kesinlikle yüzünün güleceği bir döneme girmişsin. Yüzün gülecek ve duaya sarılacaksın. Her türlü iyiliğe doğru gittiğini görüyorum. Kuantum evrende karanlık ve her türlü negatif enerji geride kalacak. Ufacık bir şeyden
Büyük bir dünya yaratmayı başaracaksın. İçindeki boşluk, içindeki negatif duygular tamamıyla ışıkla beraber yok oluyor. Bu ufacık ışıktan büyük bir dünya yaratmayı başarıyorsun. Kesinlikle bazı sırları açığa çıkardığını görüyorum. Hem sırları açığa çıkardığını hem de negatif enerjiyi yok ettiğini görüyorum. Kesinlikle hayatına yeni bir yön vereceksin bu hafta. İki insanın görüşmesi var sevgili dostlarım. Güzel konuşmalar, güzel görüşmeler yapacaksın ve kendini ifade etme fırsatı bulacaksın. Gerek koçlarla teraziler, koçlarla ikizler ve başak burçlar arasındaki ilişkilerde şifalanma görüyorum. Bir araya gelme söz konusu. Mahkemelik bir işiniz varsa lehinize sonuçlanıyor sevgili koçtaşlarım. Sevgili koçtaşım aynı zamanda bu hafta yıldızının parladığı çok yüksek mevkide birisiyle görüşmen söz konusu. Yıldızının parladığı bir hafta. Dediğim gibi yüksek mevkide insanlarla görüşmen, mahkemelik bir işini doğru düzgün çözmen ve doğru düzgün insanlarla çalışman söz konusu olacak. Ve kesinlikle bakınız bazı olaylar için planlamalar yaptığını, bu planları hayata geçireceğini görmekteyim sevgili arkadaşım. İki tane de yol yapacaksın. Bu yasaklarda ne yolu diyebilirsin? Bu fiziksel anlamda yol olmayabilir sevgili dostlarım. Uzaklardan bir yerden iletişim kurduğunu görüyorum. Kesinlikle kurduğun iletişimde güzellikler ve iyilikler seninle olacak sevgili arkadaşım, sevgili koçtaşım. Kesinlikle şu anda umut ışıkların yeşermiş durumda. Maddi bolluk geliyor ve her şeyden önemlisi tuttuğunu kopartacağın bir haftadasın sevgili koçtaşım. Sevgili boğa burçlarına geldiğimde 10 Mayıs 16 Mayıs tarihleri arasında bakalım sizleri neler bekliyor Larotarot'ta. Bakımıma başlıyorum. Sevgili boğa burcu kardeşlerim, yalanlar ve yılanlar. Bakınız, yalanlar ve yılanlar. Aşkınızın üzerinde dolaşan tam olarak bu. Yalan, riya ve haksızlığa uğradığınız gözüküyor. Şunu söylemek istiyorum sevgili arkadaşlarım. Ayrılmanıza sebep ve bazı olayların gecikmesine sebep yalan ve size ait olmayan sözlerin zikredilmesi olmuş. Size bir iftira atıldığını, ilişkinizin tam da ilerleme kaydedecekken birdenbire düşüşe geçtiği bir tartışma sonucunda, alevlenen bir tartışma sonucunda bakınız ayrıldığınızı görüyorum. Sanki birbirinize ağza alınmayacak sözler söylemişsiniz. Tam da birbirinizi desteklemeniz gereken bir konu varken bir ego yapılmış. Karşıdaki insan ego yapmış, sen ego yapmışsın. Herhangi bir sebepten dolayı sevgili dostlarım bir ayrılık yaşanmış olabilir. Bu ayrılığın neticesinde sevgili arkadaşlarım bir şeylerin ölçüsü kaybedilmiş. Gerçekten birlikteliklerde sıkıntılar oluşmuş. Ha yani bu düzelebilir mi? Beraber gelip konuşmanız gerekecek sevgili boğa burcum. Eğer karşıdaki insan seninle konuşmak istemiyorsa lütfen sen onu ara. Bu ilişkinin düzelmesi gerekiyor. Zira onunla birlikteliğin kader birliğiymiş, geçmiş yaşamlara dayanan, karmaya dayanan bir beraberlik. Gerek aşkta ayrılık yaşadığın süreç, gerek işte veya sosyal anlamda ayrıldığın arkadaşlarınla aranda kadersel bir bağ var. Lütfen sorunları çözmek için bir arada olmayı deneyin ve biraz da taviz vermeniz gerekecek sevgili Boğa burcu. Hani ben herkese kolay kolay bunu demem ama bir şeyler için bunu yapmak zorundasınız. Karşıdaki insan sizi anlamalı, anlayışla karşılamalı. Her şeyden evvel sizin iyi niyetinize itibar etmeli sevgili arkadaşım. İyi niyetin sonucunda yüzünün güleceğini,
coşkuyla dolup taşacağını söyleyebilirim sevgili arkadaşlar. Ah bu Adana'nın sıcağı, ah bu Adana'nın sıcağı. Hani yılanın sevmediği ot burnunun dibinde tütermiş ya. Ben de bu Adana'yı sevmedikçe Adana'ya kendimi buluyorum. Sıcak mahvediyor. Mahvediyor. Mahvediyor sevgili dostum. Hakikaten sıcak felaket bir şey. Yani ben inanır mısın kar yağar Ankara'nın o soğuğunda herkes üşüyoruz, donuyoruz falan filan der. Ben böyle bir tek üstümde gömlek bir de bir sıradan bir kaban olabilir, sıradan bir ceket olur. Giderim hiç üşüme nedir bilmem. Ama bu Adana'nın sıcağında ufacık bir şey yapsın. Kalbim çarpıyor. Bir gün Adana'da ölmek istemiyorum. İstemiyorum. Gerçekten. Sıcağı hiç sevmiyorum. Sıcaktan nefret ediyorum. Ve çekilmez bir halde burası. Sevgili arkadaşlarım, sevgili boğa burçlu, parayla ilgili bir sorununuz var. Parayla ilgili bir sorunu çözdüğünüzü görmekteyim. Sorunları bir kenara atacaksınız. Ve çözüm odaklı olacağınızı görüyorum. Geçmişten geleceğe oluşturduğunuz bir çalışma karşılığını bulacak ve sen bir kutlama yapacaksın sevgili arkadaşım. İki ayrı kişiden destek aldığını görüyorum. Haziran ayı sana birleşme ayı, aşkta yüzünün gülmesi ayı ve aynı zamanda yükseliş ayı olacak. Haziran ayıyla beraber yükselişe geçtiğini görüyorum. Hayallerini tek tek ortaya koyacaksın. Hayallerini gerçekleştirme fırsatı bulduğun bir dönemden, bir dönemeçten geçiyorsun sevgili arkadaşım. Aynı zamanda yükselme ve terfi söz konusu olacak. Resmi bir evrakı aldığını görüyorum. Ters giden işlerini düzeltme fırsatı bulacaksın. Kesinlikle yol yapacağını görüyorum. Uzaklardan gelecek haberle beraber sevgili Boğa burcum, sevince boğulacaksın ve zaman lehine işleyecek. Kesinlikle bazı maddi sorunları çözmekle beraber senin üzerine yığılmış olan bazı işleri bir anda tamamlama fırsatı bulacaksın. Hayata geniş perspektiften baktığını görüyorum. Bazı sağlık sorunlarını çözeceksin. Aynı zamanda sevgili arkadaşım, kesinlikle yön bulacağını görüyorum. Ani başlayan bir ilişki, ani başlayan bir olay seni çok uzun süreli bir beraberliğe taşıyacak. Evlenmek söz konusu olabilir. Aşkta evlilik ve mutlu bir beraberlik, uzun süreli bir beraberlik söz konusu olacak. Omurgayla ilgili bazı rahatsızlıkların olabilir, kalple ilgili bazı rahatsızlıkların olabilir. Çözdüğünü, mutlulukla dolup taştığını görüyorum sevgili arkadaşım. Şimdi ışığa doğru yürüdüğünü, meleklerinden destek aldığını, ruhani anlamda çok güzel bir süreç geçirdiğini söylemek istiyorum. Şu anda boğa burçlarını bekleyen saf, temiz bir enerji ve dört koldan yüzlerinin gülmesi söz konusu olacak. Bir yazlık ev alma hayalin varsa bu dönemde gerçekleştirebilirsin. Bu dönemde bunun konuşmalarını yaptığını görüyorum. Yüreğinin coşkuyla dolup taştığını ve aynı zamanda iki ayrı konuyla ilgili görüşmeler yapacağını ve hakkına razı olacağını, sen azla yetindiğin sürece çoğun da geleceğini, çoğun da kapını çalacağını söylemek istiyorum sevgili Boğa burcu kardeşim. Kesinlikle ışığa doğru yürüyorsun. Her türlü güzelliğe doğru yol aldığını söyleyebilirim. Bu hafta sevgili koçtaşlarım ve boğa burçlarının Laro tarot yorumunu yaptım sevgili dostlarım. Eğer benden bireysel anlamda danışmanlık almak isterseniz WhatsApp numaram 0546 481 3506 Astro Canan ben. Sizi seviyorum. Gönlünüzce bir hafta olsun. Hoşça kalın, dostça kalın.